Dostlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir Hint Bülbülü videosu gelmiyordu. Şimdi böyle bir videoyla birlikteyiz. Kanalımızda kanarya ve muhabbet kuşlarından başka Hint Bülbülü besleyen, bu kuşları hobi edinen birçok arkadaşımızın da olduğunu biliyorum. Bunlar benim geçen seneden kendi ürettiğim yavrulardan arkadaşlar. Beyaz olan erkek, gri kuşumuz da dişi olan kuşumuz. Bunların bir sürü başarısız kuyruk denemeleri oldu. Özellikle genç Hint bülbüllerinde böyle bir kısır döngüye girilebiliyor. Ve bazı çiftlerin de bundan kolay kolay çıkması da mümkün olmuyor. Biraz zaman ve sabır istiyorlar. Benim bu kuşlarımda da böyle oldu. Birçok defalar yuva kurup bozdular. Ama en sonunda bir tane de olsa yavru yapmayı başardılar. Şu an yuvalarında bir tane yavruları var. Şimdi böyle biraz yaklaşıp onu göstermeye de çalışacağım. Yavru gri renkli oldu arkadaşlar. Gri renk Hint bülbülü eşleşmelerinde baskın bir renktir. Özellikle erkek kuş gri ise yavruların çoğu gri renkli olur. Arada beyaz da verebilir ama yavruların çoğunluğu gri renkli olacaktır böyle eşlemelerde. Burada da dişi kuşumuzun baskın gri rengi bu yavruya rengini vermiş oldu. Bu tek yavrularını şu ana kadar sorunsuz besleyip büyüttüler ama bundan sonrası için çok da emin değilim. Bunun nedeni de maalesef Hint bülbülleri böyle tek yavrulu kuşka yaptıkları zaman bu yavruya çok bir süre sonra odaklanmayı kesebiliyorlar. Yani özellikle yavru böyle biraz tüylenip artık yuvadan çıkma aşamasına geldiği zaman böyle birden ilgilerini kesebiliyorlar yavruya. Çünkü o zaman biraz da böyle yeni kızgınlık evresine giriyorlar. O aşamada yavrular heba olabiliyor. Bu yavrunun da böyle bir şey yaşayabilmesinden açıkçası korkuyorum. Çünkü bu tür gözlemlerim benim çok defalar oldu. Uzun yıllar boyunca kuşlarla ilgilenen biri olarak artık neyin ne olabileceğini kestirebiliyoruz. Şöyle yavruyu biraz yukarıdan göstermeye çalışıyorum sizlere. Bakın yuvalıkta bir tane böyle bir gri yavrumuz var. Şuradan kapıyı açıp daha net göstermeye çalışayım. Evet, orada yatıyor. Yavrumuz bu. Böyle tek yavrular yuvadan uçtuklarında kafesin tabii ki tüneklerde çok iyi duramadığı için kafesin tabanında duruyorlar ve orada normalde anne babaları besliyor. Ama tek oldukları zaman işte o aşamada ilgilerini kesebiliyor arkadaşlar ve sizin de o saatten sonra onu beslemeniz de zor oluyor çünkü o ana kadar hep anne babasına beslendiği için size kolay kolay ağzını da açmıyor. O besleme aparatını ağzına zorla sokarak falan beslemeye çalışıyorsunuz. Zorlu, sıkıntılı bir süreç oluyor. Umarım bunda böyle bir şey yaşamayız. Çok yavru olduğu zaman böyle sorunlar olmuyor. Yani birçok yavru anne babayı kendilerini beslemeleri yönünde daha fazla
motive edebiliyor, güdüleyebiliyor. Ama tek yavrularda böyle sıkıntı oluyor. Şimdi böyle bir tane de olsa bunların yavru yapmaları iyi bir gelişme. Bundan sonra daha iyi, daha başarılı ve daha kalabalık yavrulu kuşkular yapabileceklerini gösteriyor bu. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar.